Aylin Sözer gibi o da vahşice katledilmişti. Dilim varmıyor ama yine de söylemek durumundayım. Katil onun da cansız bedenini ateşe vermişti. Muğla'da üniversite okurken öldürülen Pınar Gültekin'den bahsediyorum. Gültekin'in ailesinin tarifsiz acısına tüm Türkiye ortak oldu. Hep beraber olmaya gayret ettik. Anlamamız elbette mümkün değil. Ancak aile o dönem taziye telefonların yanında başka telefonlar da aldıklarını söylüyor. Açık konuşalım. Pınar'ın babası bir milletvekili bizi aradı. Davanızdan vazgeçin dedi diyor. Gözler iki Cumhuriyet Halk Partili vekile çevrilmiş vaziyette. Diyor ki taziyede bulunmak için aileyi aradım. Topu topu 1,5 dakika konuştum. Babaya sordum bunu. Baba iddianın doğru olduğunu söyledi. Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babasına yapılan davadan vazgeç telkini tozu dumana kattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Sayın Özgür Özel'le genel başkanımız Sayın Veli Ağbaba aradı. Baba kendilerine bütün detayları anlattı, delillerini verdi. Acılı babaya davadan vazgeç diyen CHP Muğla milletvekillerinden biriydi. Burak Erbay, Mürsel Alban ve Suat Özcan biz aileyle konuşmadık dedi. CHP'nin diğer Muğla milletvekili Süleyman Girgin ise aradım ama sadece taziye için dedi. Biz kendisine güveniyoruz. Bu ve benzer olayların biraz kaşındığını bazen düşünmüyor değiliz. CHP Girgin'e sahip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu da gündem saptırmak istiyorlar diyerek milletvekilinin o tarihlerde yaptığı aramaların HTS kayıtlarına bakılmasını istedi. Veli Ağbaba ve Özgür Özel ise Pınar Gültekin'in babasıyla konuştu. Sıddık Gültekin onlara da aynı iddiayı tekrarladı. O ismi ve konuşulanları 4 Ocak'taki duruşma sonrasında açıklayacağını söyledi. Tüm bu tartışmalar arasında İbre aileyle görüşmedim diyen bir diğer Muğla milletvekili Burak Erbay'a döndü. İddiaya göre zanlı Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı cinayetten önce ilçe teşkilatında görevliydi ve Burak Erbay'la da oradan tanışıyordu. Anne Avcı'nın Erbay'dan ricada bulunmuş olabileceği konuşuluyor. Cani'nin annesi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilçe yöneticisi orada olaydan hemen sonra istifa ediyor bu olay nedeniyle.